Evet, bugün Dohol'u inceliyoruz. Dohol diğer holdinglere göre biraz geride kalmış fiyatı. Oldukça geride. Daha 10 liralara yeni yeni geçiyor. Hatta Ekim'deki fiyatına daha ulaşamamış bile 15 liralara. Ama şöyle bir artı yanı var. Doğan Holding döviz pozisyonu kuvvetli bir şirket. Yani döviz artışlarından, kurun aşırı yükselmelerinden vesaire çok etkilenmez. O yüzden önemlidir. Gerçi diğer holdingler de gerçi düşük şu anda. Bakalım bir genel durumuna. Şöyle bir aylıktan bakalım önce. Ne gösteriyor bize? İyi yükselmiş. Güzel. Baktığımızda 2022 Mart, 2 sene öncesi de 2 lira 3 liralardaymış. Roketlemiş. Şimdi bir bakalım. Baktığımızda aslında şurada 10 liralara 11 liralara kadar geri gelmiş ama dikkatli bilen gözler baktığında şurada trendinde olduğunu görebiliriz. Şu şekilde. Daha nereden geliyor? 2022 Temmuz 2022 neredeyse 1,5 sene olmuş. 2 seneye gidiyor. Böyle bir trendi var. Direnci de aslında zirvesi de aslında belirli bakın. Bu kanalda yükselen bir trendi var açıkçası ise. Çok da kötü bir şeyi yok. Ne zaman endişelenebiliriz? Şurada mesela 1 2 hatta şuradaki şeyleri sayarsak daha da fazla 2 3 3 kere test etmiş. Bu desteği kırmamış. Bu kuvvetli bir destek olduğu anlamına geliyor. Yani bu desteği kırarsa o zaman acaba ne oluyoruz bir dakika? Stop mu olalım bir şey hani gibisinden endişelenilebilir. Burada desteğimiz 10 lira 82 kuruş. 10 lira 82 kuruş. Yukarıda da direncimiz 17 lira. Şimdi şöyle bir bundan sonra nereye 10 liranın 10.82'nin altına gelirse nerelerde durabilir? Nereleri test edebilir ona bir bakalım. Gerçi zaten ilk test edeceği yer şuradaki tekrar şuradaki dibo test etmeye çalışır. Şuradaki dibi. 10.37'ler. Onu da yazalım. O da eğer test edecekse zaten eğer endeks yukarı çıkacaksa bu yok Moody's'in not arttırma falan öyle bir şey gelirse olumlu bir haberler gelirse onlar vesaire ona benzer bir şey olursa bir bahane olup yürütürlerse gidebilir. Tamam, şimdi buradan haftalıktan çıkalım. Günlüğe bir girelim. Günlük grafiğe. Çünkü bize günlük hareketler de gerekli. Şurada zaten 14-15 liralar. 17'ye direkt gitmeden. Şurada 15 liralarda tekrar bir direnç görecektir. Çünkü buradaki tepeler, şuradaki tepeler hemen kolayca bırakmaz bunu. Hatta ve hatta şuraya kadar bile gelebilir. Yani direkt oradan ondan önce şuraya kadar bir yükseliş yapabilir belki. Ya desteği buradaki desteği tekrar çarpıp yani şöyle ya direkt buradan bu şekilde gider bir haber gelir ya da buraya düşer seker buradan böyle de gidebilir. Her ihtimale açık olmak gerek. Artık o seviyeler teknik analiz sadece şu seviyeler nerede desteği nerede direnci onu gösterir. O arada olabilecek işte aşağı yukarı gidecek mi giderse ne olur ederler. Onlar kişinin kendisine kalmış yapacağı hareketler olur. Şimdi bir düşen trendine bakalım. Şurada da zaten hemen düşen trendi de burada zaten. 13 lirada bir düşen trendimiz var. Bunu kırmadan yükselişten açıkçası çok bahsedemeyiz. Çünkü bakın buradan 1, 2 ve şuradaki tepelerin hepsini kapsıyor, kesişiyor. Şöyle bir düşen trendi varmış gibi. Şuradan bir Fibonacci seviyelerine bakacağım hemen. Önce şuradan ne kadarını bir geri almış bakalım.
0.61'ine zaten gelmiş şurada 10.80 şuradaki iğnede 10.59 10.60'larda. O yüzden 10.82 10.37 buranın güzel desteği oluyor. Yani bunun altına düşmesi çok 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 ekstrem bir durum olur yani. Bunun altına düşüyorsa oh yani. Buradan da şuradan bir bakalım. Buradaki çıkışın kaçta kaçını almış mesela şurada. Bak burada da %50'ye gelmiş. Orada %61 hatta. Şuradan alalım. Şöyle alalım. 0.38'de. Ama buradakini yapmak için şurada zaten sönümlendiği için şuradaki çıkış şurada bittiği için buraya kadar çekmemize gerek yok o Fibonacci'yi. Şuna bakalım. Şuradaki düşüşün 1.618'ine gelmiş. Bakın 1.618 şurada 14 liraymış. Burada buraya gelmiş. Demek ki bundan sonra 2.618 nerede? 18.53'lere geliyor. O da daha önceki direnç 17. Demek ki en fazla gidebileceği yer 17 liralara gider. Bu kadar beklettikten sonra gider mi? Gitmez mi? Bu kadarcık mı gidecek denilebilir. Şöyle düşünün. Şurada bakın şuradaki 4.5 liradan şuraya gitti. Bakın 11 liraya gitti. Buradan ne kadar süründürdü? Ve bu kadar bekletmesine rağmen ne kadar nereye kadar gitti? 15'e gene bekletiyor. Aynı şekilde burada olur aynısı. 17'ye gider. 17'den 18'lere gider de 2.618'ine. Artık 1.618 tamamlamış. Ya da biraz daha yukarısına. Hadi olmadı. Şöyle yapalım. Şuradan alalım. 1.618 ne yapıyor? Bakın gene aynı yer. 18.38 yani 18 liralara kadar gidebilir en fazla. Ama ondan önce 17'lerde satış yer, 15'lerde satış yiyebilir. Yani direkt bir seferde 15'e de gitmez. Şurada yaptığı hareketi yapar. Nasıl söyleyeyim? Şuralarda 7 liralarda oyalanmış. Bakın şurada hatta şurada 8-8.5'ta. Sonra ne olmuş? İki katına yakın gitmiş neredeyse. Şurada 7.5'tan alırsak 7-8'den 15-16'lara gitmiş. Aynısı burada ne olmuş? 10 lira en fazla gider. 20 liraya hedef koyar. 18'den 1.618'den döner. 17'den döner. 18 18 şuraya da diyelim. 18.50. Evet şu anda Doğan Holding ile ilgili seviyeleri bunlar gözüküyor. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.